Zamanlaman çok iyi senin. Çok büyük bir tesadüf oldu bu bence. Buyurun hanımefendi. Kime bakmıştınız? Kaç yapıyor bu? 280. İyiymiş. Can Bey nerede acaba? Görmedim hanımefendi. Beni görmedin burada. Tamam. Ya yanlış anahtarı vermişler bana. Boş yere git gel yaptık. Resepsiyonda fizanda yürüttüler beni. Eyvallah kardeşim, sağ olun. Ben anladım. Pardon. Hanımefendi anlamıyorum ben sizi. Ben işaret dili bilmiyorum. Engellilerle ilgilenen arkadaşımı yönlendirsen. Anlıyorum. Dudağımı okuyabiliyor musunuz? Ben arkadaşımı yönlendireyim sizi. Tabii, anlıyorum. Geliyor, arkadaşım geliyor hanımefendi. Ya, ya sen ne yapıyorsun burada Allah aşkına ya? Can! Ay inanamıyorum. Ay böyle bir tesadüf olamaz. Ya eminim tesadüftür o. Eminim tesadüftür yani. Ay öyledir ya. O. Gerçekten inanamıyorum ya. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Dünya küçük diyorlar yani. Aslında büyük de diyor olabilirler, emin değilim ama sen kalk İstanbul'dan buraya gel, burada karşılaş. Hem de en sevdiğim patronumla burada karşılaşıyorum, inanılmaz. Ben de buranın müşterisiyim. Ya bana yanlış anahtarı vermişsiniz. Ya burada bir de bu pembe, membe böyle pembe olmayan daha böyle mavili, siyahlı bir şey. Çok affedersiniz Can Bey. Bana istemiyorum yani, sağ ol. Yeşil falan varsa o rengi daha çok seviyorum. Benim de rezervasyonum vardı, buyurun kimliğim. Bu arada benim en sevdiğim fotoğrafım. Yani kimlik fotoğrafında insanlar çok çirkin çıktığını düşünür ama ben öyle düşünmüyorum, çok iyi. Buyurun. Ay 40 yıl düşünsem aklıma gelmez gerçekten. Yani şu anda ve burada. Değil mi? Ne kadar enteresan. Çok. Anahtarlarınız. Bir de işin garip tarafı ne biliyor musun aslında? Beraber geçelim odalara. Aynı otele denk geldik, ben çok şaşkınım. Ya ne demezsin, ne demezsin. Ben hiç şaşırmadım nedense yani. Bir dakika. Yoksa senin için buraya geldiğimi falan mı düşündün? Lütfen, yok artık. Yani boşa çaba gerçi ama yani herhalde öyle kendini affettirmeye geldin diye düşünüyorum. O şekilde bir hamle herhalde yani. Ben mi kendimi affettirmeye geldim? Hiç de bile yok böyle bir şey. Akıllarda tek bir soru var o halde Sanem. Ne yapıyorsun burada, sorabilir miyim lütfen? Seni ilgilendirmez. Yani sonuçta ben senin sevgilin değilim. Ben senin için herhangi biriyim sonuçta. Doğru. Belli neden geldin. Seminere geldim ben. Gerçekten 4 ay önce rezervasyon yaptırdım buraya. Ne semineri bu? Kişisel gelişim. Kendimi geliştirmek istiyorum. Beni o kadar haklısın ki böyle istemekte. Çok ihtiyacın var çünkü. Çok eksiği var yani. Belli de oluyor. Kendini geliştirmen lazım. En azından ben bunun farkındayım. Sağ ol.
Sen de mi bloktasın, buradasın ya? Evet, yasak mı? Yok canım, niye yasak olsun? Değil, buyur. Sanem bak, ben buraya yalnız kalmaya, tamam mı? Tek başıma kalmaya, kafamı dinleyip düşünmeye geldim. Tamam. Bunu bana niye anlatıyorsun anlamadım. Yani hayatım ve geleceğim hakkında bazı kararlar almam gerekiyor benim. Sağlıklı düşünebilmek adına da beni bu noktaya getiren etkilerden, hayatımı allak bullak eden olaylardan uzakta kalmaya ihtiyacım var. Anlatabiliyor muyum? Sen bana git mi demek istiyorsun? Ben hayatta gitmem. İstiyorsan sen git. Gitmesi gereken ben değilim Sanem, bunu biliyorsun. Can, bak ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Elimi taşın altına koymayıp bir köşede oturmayı da bilirdim ama yapmadım. Yapamadım. Şu an seni dinlemek istemiyorum desem. İyi tamam. Yalnızsın o zaman Can. Ben odama gidiyorum. Belki de burası. Housekeeping. Odada.